Dostlar, videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de beğen tuşuna tıklamayı da ihmal etmeyin kardeşlerim. Merhaba dostlar. Öklit bağıntılarının ikinci testiyle devam ediyorum arkadaşlarım. Başlayalım bakalım ilk sorumuz neler diyormuş görelim. Şimdi şuradaki EH'ı soruyor. X diyelim biz buna. Şöyle yapalım arkadaşlarım. Bakın şurada bir bumerang dediğimiz dörtgenden var dostlar. Şu içeridekilerin toplamı 75, 5 daha 80, 10 daha 90. Şu dışarıdaki açıyla eşittir. Demek ki burası 90. Yani diklikten diklik inmiş kardeşim. Senin yapacağın şey x kare Öklit bağıntısını patlatıyorum. 8 çarpı 6 yani 48 diyorum. Neyin karesi 48? 4 kök 3'ün dedik. Cevap da geldi. Hemen 2 numaradayım dostlarım. Bakalım bu ne diyormuş. Hipotenüse ait yüksekliği 6 birim olan bir dik üçgende bir dik kenarın hipotenüs üzerindeki dikiz düşümü 4 birimdir. Şimdi bunun şeklini şuraya bir çizeyim ben. Şimdi bir dik üçgen varmış dostum. Şöyle rastgele çizdim. ABC dik üçgeni. Hipotenüse ait yüksekliği 6 birimmiş ve dik kenarlardan birinin hipotenüs üzerindeki dikiz düşümü 4 birimdir. Şurası 4 birim diyor arkadaşım. Bakın ben şu BA kenarının dikiz düşümünü aldım. Hipotenüse göre alacağım zaman hipotenüse bir diklik indiriyorsun. Diklik in ayağının olduğu yerle B köşesi arası dikiz düşümü denilen yer. Demek ki 4 birim burası. Şimdi hemen 6'nın karesi 36. 4 çarpı 9'dur diyorum. 9'u da buraya yazıyorum dostum. Bu dik üçgenin hipotenüsü yani 9 ile 4'ün toplamını soruyor. 13'ü işaretledim. Evet, 3. sorudayız. Bakınız bir kenar 2'ye bölünmüş. Hemen aklıma orta taban yapmak geldi. Şuradan bir diklik indirdim ve bakın DE dediğim şey bu adamın orta tabanı oldu. Yani burayı da 2 eşit parçaya bölecek. O halde şurası 2 olacak dostum. Bakın buradan indirmemin sebebi şu. Hem Öklit'i yapmış olacağım böylelikle hem de orta taban. Şimdi burası 2 ise şuraya da 9 kalmıştır diyorum dostum. Ve hemen H'ı buluyorum. H kare, P burası, K burası. Yani 4 çarpı 9 H kareye eşit. 36 H kare ise H'ı 6 bulduk. E burası 6 ise DE orta taban olduğu için 3 olacak. Bunu da bulalım. Nereyi soruyor bize? AB uzunluğunu soruyormuş. Şuradaki Pisagor'u yapmam yeterli dostum. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. Bir 9'un karesi 81 artı bir de 6'nın karesi 36 diyeceğiz dostum. 81 ile 36'nın toplamı da 117 yapıyor ki kök 117 de 3 kök 13 diye dışarıya çıkacak dostlar. Cevabımız Ceyhan gelecek. Evet. 4 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım burada neler yapacağız görelim. Şimdi bir kere 7, 24. Şurası kesinlikle 25 olacak arkadaşlarım. 7, 24, 25 üçgeni. Nereyi soruyor bize? AD X'i soruyormuş. Bakın diklikten diklik indi. Ben şimdi Öklit bağıntısı yapacağım. Yan kenarın Öklit'ini yapacağım kardeşim. Gerekirse bunu şöyle bir size doğru bir şöyle çevirebiliriz de dostlar. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Yan kenarın karesi 7'nin karesi 49 x çarpı tamamına eşit yani 25'e. Yani 25 çarpı x 49'a eşit. O zaman x eşittir 49 bölü 25 gelecek. Tekrar yapalım. Yan kenarımız 7. 7'nin karesi 49 eşittir. Yakın olan parça x çarpı hipotenüsün tamamı yani 25. 25'e bölerseniz her iki tarafı 49 bölü 25 sorumuzun cevabı geldi. Evet buna bakalım şimdi dostum. 4 var kök 5 var. BD uzunluğu X nedir diye soruyor bize. Şimdi şuradan da bir diklik ben indirsem diyor. Bakın diklikten diklik indi. Şurası 4 oldu ve şurada şu dik üçgende diklikten diklik indiği için yan kenarın Öklit'ini yapıyorum. Şöyle çevireyim kendime doğru. Şöyle daha rahat görün arkadaşlarım. Bakınız. Şimdi yan kenar kök 5. O halde kök 5'in karesi eşittir. Şuraya k diyelim. Kendine yakın parça k çarpı hipotenüsün tamamı. K artı 4. Şimdi burası 5 çıktı. K çarpı k artı 4 5'e eşit. E demek ki k 1 kardeşim değil mi? 1 ile 5'in çarpımı. Şurayı 1 buldun dostum sen.
Şimdi buranın tamamı 5 geldi. Bunu da biliyoruz. Burası 5. Şurası Pisagor bağıntısı yaparsanız şu dik üçgende şuradaki AD'yi 2 kök 5 bulacaksınız. Çünkü küçüğünün kök 5 katı gelmiş. Bak 5 demek ki biri diğerinin 2 katı olacak. Hemen söyleyebildim o yüzden ben onu. Şimdi yine diklikten diklik indiği için bir öplik yapıyorum. 2 kök 5'in karesi eşittir. Kök 5 çarpı BD uzunluğu diyeceğim. Yani kök 5 çarpı x diyeceğiz dostlarım. 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20 eşittir. Kök 5 çarpı x. Hemen kök 5'e bölüyorum her iki tarafı. 20 bölü kök 5 eşittir x geldi. Kök 5 ile de genişletelim bu adamı. Şurası 5 yapar. 5'e bölelim. 4 kök 5 BD uzunluğu çıktı. Hadi şuna bakalım. Yine diklikten diklik inmiş bir öklit bağıntısı yapılacak. Yani h kare 9'un karesi 81 eşittir. 3 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x eksi 1 olacak dostum. Peki tabanlar aynı iken üstleri topluyorduk. Yani 81 eşittir 3 üzeri. X ile x'in toplamı 2x. 1 ile eksi 1'in toplamı da 0 yapıyor. O yüzden bunu yazmadım. Peki 3'ün dördüncü kuvveti 81'dir. O yüzden 2x 4'tür. X de 2 çıktı dostlar. Evet, 7 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Yine bakın bir kenar 2'ye bölünmüş. Aklıma hemen orta taban yapmak geldi. Şuradan bir diklik çizsek biz. Şu dikliği çizdim dostum. Dolayısıyla DE şu CH'ın orta tabanı oldu. Yani burayı da 2'ye bölmek zorunda. Burası 6, buraya da 3 kaldı dostlar. Bakın bunu yapmamın sebebi diklikten diklik indiğimden de dolayı öplik de yapabilmek için bu dikliği indirdim, orta taban yaptım. Şimdi H diyelim buna ve H kare şuna eşit olacak. P çarpı K yani 3 çarpı 12'den 36. O zaman H 6. Orta taban olduğu için DE'de 3 olacak. Neyi soruyor bize? AC x'i soruyor. Şuradaki Pisagor'u kullanalım. Bak biri 3, diğerini 6 buldum. Yani biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıdır diyorum. 3 kök 5 cevap geliyor. Evet bakın yine bir kenarın 2'ye bölündüğünü gördük. Artık orta taban yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu tarafı 2'ye bölmüş mecbur. Burayı da BH ile HA'yı da iki eşit parçaya bölecek. Toplam 18 ise 9, 9. O zaman buraya da 4 kaldı diyebilirim. Ve bakın şimdi yine öplik çıkıyor. Diklikten diklik indiği için H diyelim buna. H kare eşittir 4 çarpı 9. Yani 36 H eşittir 6. Tabi bu H AC'nin orta taban olduğu için AC'de 12 geldi. AC'yi mi soruyor? Evet, 12'yi işaretledim. 9 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi bakın şurada bir açıortay geliyor CD. Kay dediğim kural var burada dostlar. Şimdi CD açıortay olmuş. Kenarı ikiye böldüğü için kenarortay da olmuş. O halde yükseklik de olacak. Ve bu üçgen ikizkenar bir üçgen olacak dostlarım. Yani AC eşittir BC diyebilirim ben artık. Bu bir dursun kenarda. Peki başka nasıl bir bilgi var? Şurada bakın yine açıortay gelmiş. İkizkenar üçgenin tabanına açıortay inmiş. Artık biliyorum ki bu kesin diktir. İşte burayı ikiye böler, 2 2 olur buralar falan filan. Şimdi ama bizi ilgilendiren şu üçgen arkadaşlarım. Neden? Çünkü burada bakın diklikten diklik inmiş. İşte 90 dereceden bir yükseklik inmiş. Hemen 4 diyorum. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 1'e eşittir. Burası 1 çıktı o yüzden dostum. Ve bakın nereyi soruyordu? AB'yi. Şurayı soruyor. Şimdi 90 derece 1, 2. Biri diğerinin 2 katı olduğu için küçük olan 1'in kök 5 katı. Yani burası kök 5. O zaman bu da kök 5 geldi dostum. Cevap 2 kök 5. Ceyhan'ı işaretledik. Evet geldik 10 numaralı sorumuza. 10 numara bir soru arkadaşlarım. Başlıyorum hemen. AD bölü BC oranını istiyor. Bir bakalım. AB'ye diyor 3K. AC'ye de diyor ki 2K deyiniz diyor kardeşim. Peki. Şimdi şuraya X diyelim. Şuraya Y diyelim. Dostum 3K hani yan kenarın ökletini yapıyorum. 3K'nın karesi 9.
k kare eşittir. X çarpı hipotenüsün tamamı x artı y. Bu 1. Dursun. Şimdi buradan yapalım. 2k'nın karesi 4k kare eşittir. Y çarpı x artı y gelecek. E bunları birbirine bir oranlasak, şöyle x artı y'ler gitse. Burada x bölü y kaldı. K kareler gitti. Burada da 9 bölü 4 kaldı. Yani x'in olduğu yere ben 9m, y'nin olduğu yere de 4m yazabilirmişim. Şimdi zaten bu Öklit bağıntısında böyle bir kural da var. Ha ben bunu ezberlemeyin diye böyle bulunuşunu gösterdim dostum, ama diyor ki adam. Şimdi şuradaki P ile K şöyle parçalanır diyor. Bu dik kenarların kareleriyle doğru orantılı olarak yazabilirsiniz diyor. Yani 3'ün karesi 9. O zaman burası 9'un bir katı. 2'nin karesi 4. Burası 4'ün bir katı şeklinde yazabilirsiniz diyor. Peki devam edelim. AD'yi de bulalım. Hadi H diyelim buna. Öklit yapıyorum bildiğiniz. H kare eşittir P çarpı K. Yani 9M çarpı 4M. 36M kare yapar. Yani H eşittir 6M diye çıkar dışarıya. Burası da 6M. Ne istiyordu? 6M bölü 9 artı 4'ten 13M. 6 bölü 13 sorumuzun cevabıdır. Evet, 11 numaradayız. Bakın yine bir kenarın ikiye bölündüğünü gördüm. Hemen şuradan aşağıya bir diklik de ben indireyim. Burayı da ikiye bölecek bu adam değil mi? Şurayı da ikiye bölmek zorunda. Burası 8, burası 2 geldi. Peki diklikten diklik indi Öklit. Hemen yapıyorum. H kare eşittir 16 çarpı 2'dir dostum. Yani 32. H kare 32 ise H eşittir 32 dışarıya 4 kök 2 olarak çıkar. 16 çarpı 2'dir. 4 kök 2'dir H. Peki DE bunun orta tabanı olduğu için yarısı olacak 2 kök 2. Bize de DE'yi soruyormuş. 2 kök 2 dedik. Peki geldik son sorumuza. 12 numaralı soru. Bakalım. Şimdi ikizkenar bir üçgen var arkadaşlarım. Bu ikizkenar üçgenin tabanına bir diklik indirilmiş. O halde BH ile HC birbirine eşittir şimdi. Bunu biliyoruz. Kayı kuralı gereği. Şurayı kapatırsak diklikten diklik inmiş bir Öklit bağıntısı var. 4'ün karesi 16. 2 çarpı şuraya eşit. Demek ki burası 8. 16, 2 ile 8'in çarpımı olduğu için. Peki BH 8 ise HC de 8 olacak. O halde EC'ye 6 kaldı ki bize de EC'yi soruyormuş dostlarım. Evet, 12 Denizli dedik. Bakalım şöyle birkaç dakika olmuş arkadaşlarım. 12 dakika olmuş. İsterseniz hemen 3. testi de bir gömelim biz arkadaşlar. Şöyle ben bir alayım. Bir başlayalım bakalım. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Evet, 1. sorumuz. Dostum şu üçlüyü gördünüz mü? Hemen ne yapacağız? Burayı indirdik. Bak bu 1. testimizde de vardı. Burası 90 derece dedik. Çünkü muhteşem üçlü var. Sadece dik açıdan inen kenar ortayda oluyor. Peki. Diklikten diklik inmiş oldu. H kare 5 çarpı 4'ten 20. H kareyi 20 buldum. Demek ki H 2 kök 5. H'a gerek yok ama olsun, yine de bulduk. Peki X'i soruyor bize. Hadi gelin şuradan Pisagor bağıntısı yapalım biz. X kare eşittir H kare yani 20 artı 4'ün karesi yani 16. 36'dan 6 geldi. 1 numaralı sorumuz. Geldik 2'ye. Dostum bakalım bu ne diyor? 6, 4, BD uzunluğu nedir diyor. Şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. Kardeş bak şu kapatalım şurayı biz bir. Şuradaki Öklit'i gördük mü? Bak diklikten diklik inmiş dostum. O halde 4'ün karesi yani 16 eşit olacak A çarpı B'ye. Peki. Şimdilik dursun. İllaki bir işimize yarayacak bu. Peki devam ediyorum. Şimdi yukarıda bir diklikten diklik inme muhabbeti var. O zaman 6'nın karesi 36 eşittir. Birinci parça A çarpı ikinci parça B artı 2. Peki düzenliyorum bunu dostum. 36 eşittir A çarpı B artı 2A'dır. A çarpı B'yi biz 16 bulduk. Attım 16'yı buraya. 20 eşittir 2A çıktı. 2'ye böldüm. A eşittir 10 geldi. Zaten A'yı soruyor bize. Üçüncü sorudayız dostum. Bak şuradan aşağı dikliği devam ettirirseniz, şunu indirirseniz. 3, burası da 3. 3 kök 3, burası da 3 kök 3. Şu üçgeni aldım içeriye taşıdım gibi bir şey yaptık dostlarım.
BC'yi soruyor bize. Şuraya Y diyelim. Y'yi soruyor. Biz önce şuradaki HB dediğim yeri yani X'i bir bulalım. Peki diklikten diklik indiği için 3 köküçün karesi 27 yapar arkadaşlarım. 27 3 ile 9'un çarpımıdır. O yüzden burası 9. Şimdi Y'yi bulmanın iki yolu var. Ya buradan Pisagor yap ya da yan kenarın öklitini yap. Şimdi Pisagor hepimizin bildiği bir şey. Şu yan kenarın öklitine alışalım biz. Y'nin karesi eşittir. Önce yakın parça 9 çarpı hipotenüsün tamamı 9 artı 3 yani 12. Y kare buna eşit kardeşim. Peki Y eşittir o zaman kök içinde 9 çarpı 12. 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazayım. Bak 9 dışarıya 3 diye çıkar. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 3 içeride kalır. Yani 6 kök 3 çıktı Y. Peki hadi bakalım 4 numaradayız. Bak yine bir kenar 2'ye bölünmüş. O zaman hiç düşünmeyelim. Biz de şuradan aşağı bir diklik indirip biz de orta tabanımızı yapalım. Yani şurası şuraya paralel olsun. Burayı da 2'ye bölmüş olsun. BH eşittir HC. Toplam 8 ise 4 buraya. 4 de bu taraf olacak. O yüzden buraya 2 yazmış olalım biz. Hatta bakın diklikten diklik indik. 4 kere 2 8 eşittir H kare. O zaman burası 2 kök 2 çıkar. Tabii ki orta taban olduğu için bu adamda 4 kök 2 gelecek dostum. Cevap Edirne. Şu amcama bakalım bu ne diyormuş. BE diyor EC'nin 3 katıdır. Şuraya K dersek BE 3K olacakmış. BF uzunluğu nedir diye soruyor. BF'ye X diyelim. Şimdi bakın bir öklit yapacağım ama öncesinde şuraya bir A santim diyelim. Şimdi dostum büyük dik üçgene bakın şu büyüğüne. Hatta ben onu sizin için şuraya şöyle ayrıca bir çizeyim. Sadece içerideki dik üçgeni çizmedim. 6 var. Diklikten diklik inmiş A var ve şuranın tamamı da 4K. Böyle bir dik üçgen kardeşim. Gördünüz mü? Bak şu büyük dışarıdaki dik üçgeni aldım sadece. Peki buradan ökliti yazdırın deseydik. 6'nın karesi 36 eşit olacak birinci yakın parça A çarpı hipotenüsün tamamı yani 4K diyecektik. Peki bu dursun. Şimdi sadece şu küçük üçgene odaklanın arkadaşlarım. Küçüğüne. Peki bunun yan kenarı x değil mi? O zaman x'in karesi eşittir. Yakın olan parça yine a çarpı hipotenüsün tamamı 3k dedim. Peki bakın üstteki denklemle alttaki denklem birbirine oranlarsak 4 bölü 3 geliyor. Ya da üstteki denklemi 4'e bölelim 9 eşittir. A çarpı k kaldı. Alttaki denklemde x kare eşittir 3 çarpı a çarpı k yani 3 çarpı 9. X kare eşittir 27. X eşittir 3 kök 3 geldi dostlarım. Cevabımız 3 kök 3 oldu diyebiliriz. Evet. 6 numaralı sorudayız. Bakın yine bir kenar gördüğünüz üzere 2'ye bölünmüş. Hemen şuradan paralel çiziyorum. Alttaki kenara dik oluyor. Bu buna paralel. Ve burada bakın öklit bağıntısı da yapabileceğim. O yüzden bunu yaptık. Şimdi dostum bu bir kere 15... 20-25 üçgeni. Şimdi bu üçgene de bir alışın arkadaşlarım. Şu 15-20-25'i gördüğümüz zaman her seferinde böyle uzun uzun işlem yapmayalım. Şunu bir bilelim dostlarım. Ben bunun hipotenüse bir diklik indirirsem bu diklik 25'i 9'la 16 diye ayıracak. Yükseklik de 12 olacak dostum. Bunu artık ezberleyin. Zaman kaybı yapmayalım dostlarım. Takır takır yerleştirin. Hocam 9 neresi 16 neresi? 15'in altındaki parça 9, 20'nin altı 16 olacak arkadaşlarım. Zaten şuradan da görürsünüz. Bunun 12 olduğu aklınıza gelirse 12'yi yazınca 9, 12, 15 ile 12, 16, 20 üçgenleri. Yani ezbere bilmem gereken 2 üçgen çıkıyor karşıma. 3, 4, 5'in birisi 3 katı birisi 4 katı olan 2 üçgen. Yani 12'yi ezberle 15, 20, 25 üçgeninde şu yükseklik 12'ymiş. Şimdi 9 neresi 16 neresi 15'in olduğu taraf 9 çünkü 9 12 15 olmalı. Burası da 16 12 16 20 olmalı. Peki şuraya h dersem bu h orta taban olduğu için burayı 2'ye bölmedi mi dostlarım? Şunlar eşit değil mi birbirine? Şurasıyla şurası. 16 ise burası da 16 olacak. Yani şu AE'ye 7 kalmak zorunda. Zaten AE'yi soruyormuş. 7'yi işaretledim. Evet, 7 numaradayız dostlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi ne diyor bize? Bir şeyler yazmış. BEEC'ye eşit. Şimdi
şuraya A diyeyim, şuraya B diyelim. O zaman BE de A artı B olacak. Bak dostum, şu küçük dik üçgende diklikten diklik inmiş, ben yan kenarın ökletini yapıyorum. 3 kök 2'nin karesi yani 18 eşittir. Yakın parça B çarpı hipotenüsünün tamamı B artı A. Peki. Bana AC'yi soruyor, X diyelim buraya. Şimdi büyük dik üçgene çıktım bak, kocamanına. Şimdi yan kenarı X. O halde X'in karesi eşittir. Yakın parçası B çarpı hipotenüsünün tamamı. O da 2B ile 2A'nın toplamı, yani 2 parantezinde B artı A geldi. Ve bakın biz B ile B artı A'nın çarpımını 18 diyebiliyoruz. O halde X kare şöyle oldu. 2 çarpı 18 yani 36. Demek ki X 6 gelecek. Evet, 8 numaradayım arkadaşlarım. Bu ne diyor? ABC bir üçgen. AB eşittir AC. Peki. 4 var 6 var. AE uzunluğu. Neresi de orası? Aha, burası gobeller. Hadi bakalım. Ne bok yiyeceğiz lan? Oo, güzel soruymuş. Bak, bir bakışta aklıma gelmedi kardeşim. Hemen bir şey düşünemedim. Güzel soruymuş demek ki. Hadi başlayalım. Biz bir başlayalım da gerisi gelir. Şimdi burada herhalde açılardan hareket edeceğiz. Şuraya bir A açısı diyelim. Şuraya bir B diyelim. Tersi de B olsun. Şurası iki iç bir dışa eşit muhabbetinden A artı B. Dostum, şuradaki açımızda mecburen A artı B oldu. Bak şunu gördüm hemen kardeşim. A var. A artı B var. 90 var. Bu şu demek. Şu A artı B ile A'nın toplamı yani 2A artı B kesinlikle 90 derecedir. Bu bir dursun elimizde. Yani B ile 2A'nın toplamı 90. E şurası 90 ise B ile 2A olacaktı. Demek ki şurası 2A. Bunu bir yazalım. Başka neler görüyoruz? Şöyle bir konuşalım. Bak şuraya odaklanın. 90 var. A artı B var. Şimdi şu açıyla A artı B'nin toplamı 90 olacak. E 2A ile B'nin toplamı 90 olacağı için demek ki şu açı A gelecek. Bak burayı anladın mı? Şu ikisinin toplamı 90 olacak ya. Ne ile neyin toplamı 90? 2A ile B'nin. A artı B burada var. O zaman bir A da buraya yazacağım ki toplamları 90 olsun. 180'e tamamlasın. Aha bak ne gördüm kardeşim. Şurayla şurası eşit çıktı birbirine dostum. A, A'dan dolayı. Demek ki burası da 6 gelecek. E şurası zaten 90 derece değil mi? Hadi gelin ökleti patlatalım bak. Diklikten diklik indi. Gördün mü dostum? Peki. Yan kenarın ökletini yapayım. X'i sorduğundan dolayı. Yan kenarın karesi 6'nın karesi 36 eşittir. Birinci parça 4. Yakın parça. Tamamı da 4 artı X. O zaman 4 çarpı 4 artı X diyeceğiz. 4'e böleceğiz. 9 eşittir 4 artı X. X de 5 gelecek dostum. Evet, cevabımız 5 çıktı. 9 numaraya odaklanın şimdi. Bakalım bu ne diyor? BE uzunluğu nedir diye sormuş bize. BE şurayı sormuş, X diyelim. Şimdi şurası 2 birim. 1 2 3 4. Şurası 4 birim. Dostum, hipotenüsün tamamı 2 var, 4 var. Küçüğünün kök 5 katından 2 kök 5 olacak. Burası da 90 dereceymiş dikdörtgenden dolayı. Peki yan kenarın ökletini yapıyorum. 2'nin karesi 4 eşittir yakın parça X çarpı hipotenüsün tamamı yani 2 kök 5. 2 ile 4'ü sadeleştirelim, 2 kalsın. Bir de kök 5'e bölelim. 2 bölü kök 5 olur X. Hadi kök 5 ile de çarpalım hem payı hem paydayı. 2 kök 5 bölü 5 geldi. Hemen Ceyhan buradaymış zaten. Ceyhan'ı işaretledim. Geldik 10 numaraya. 15 var, 5 var. Bir de şurada açılar arasında bir ilişki var. Bir yazalım. A, C, B. Şu açı 2A olurmuş. B, A, D. Şu açı A iken burası 2A olurmuş dostum. Peki, başlayalım bakalım. Neler yapacağız görelim. Şimdi şurası kardeşim, şu açı 90-A demektir. Tamamdır, burası dursun. Dostum bak, şu açıyı yazacağım. X diyelim bu açıya. Şimdi 2A'nın 90-A'nın ve X'in toplamı 180 değil mi kardeşim? Şimdi 90'ı bu tarafa atalım. 90 kaldı. 2A'dan A çıktı A.
Bu a'yı da bu tarafa atalım. Eksi a geldi. Burada bir tek x kaldı. Bak aslında x dediğim şey neymiş? 90 eksi a'ymış. İşte kardeşim bunu biz yine videolarımızı da söyledik kardeşler. Böyle açılar arasında 1'e 2 oranı olduğu zaman eğer dik üçgense tabii önce aklına bir muhteşem üçlü gelsin ama muhteşem üçten çıkmıyorsa soru 90 eksi a, 90 eksi 2 a gibi bu açıları yazıp ikizkenar üçgen bulacağınızı bilin demiştik. Videolarımızı izlerseniz orada daha iyi öğrenirsiniz konu anlatım videolarımızda. Şimdi dostum burada biz neyi gördük? İkizkenar üçgenmiş şu amca. Peki ben buna artık k birim dersem bu da k. Şimdi dc'yi soruyordu bize, k'yı soruyormuş yani. Hadi gelin büyük de Pisagor bağıntısı yapalım şu üçgende. Ama Pisagor yapmadan önce kardeşim, hani büyük sayılar var ya, gıcık sayılar var. Bir bakalım özel bir üçgen mi? Şimdi 15'li özel üçgen düşüneceğiz biz. 15, bir şey, bir şey. Ya bu 15, 3'ün 5 katı. O zaman bu da 4'ün 5 katı, bu da 5'in 5 katı olacak mı acaba diye bakıyor. Şimdi 4'ün 5 katı nedir? 20. 5'in 5 katı nedir? 25. 15, 20, 25 üçgeni. Bakalım oluyor mu? Bu durumda K'ya 20 demeliyim. K'ya 20 dediğimde burası 25 oluyor ki evet doğruymuş arkadaşlarım. K 20'ymiş. Demek ki cevap Edirne geldi. Şu amcaya bakalım. 15, burası da 15. Tamam. Hatta bakın 15, 20, 25 üçgeni çıktı yine. Ben yine bunun yüksekliğini indirdiğimde burası 12, burası 9, burası 16 olacak diye biliyorum artık. Peki. Başka ne var? AB uzunluğunu sormuş bize. ABX. Aha onu da şuradaki dik üçgenden bulalım. Bak işim ne kadar kolaylaşıyor değil mi? Bazı böyle temel şeyler var arkadaşlar. Bunları ezberlediğin takdirde işin çok kolay olacak ki bak bir testte 15, 20, 25 üçgeni kaç tane çıktı? Bir üstteki soru buydu. Şurada bir yerde bir tane daha çıktı. Bu üçüncü çıkışı herhalde. Aynı üçgenden 3 tane. Yani sürekli çıkıyor bunlar karşına. Ezberlediğin takdirde rahat edersin. Şimdi bu üçgene bakın. 12 burası. Şurası 15, 4 daha, 9 daha, 24. 12, 24. Biri diğerinin 2 katı. Bak yine güzel. Ezberlediğimiz bir şey yine bu. Pisagor'la uğraşmayacağım yalandan yere. 12, 24. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katını alacaktım. 12 kök 5'i işaretledim kardeşim. Hadi son sorumuzu da gömelim dostlar. Şimdi ne diyor bu kök 5, 2 kök 5. Bir kere Pisagor yapalım hemen. Bak biri diğerinin 2 katı olduğu için küçük olan kök 5'in kök 5 katını alıyorum. O zaman şurası 5 geliyor. Peki şöyle bir diklik ben indirsem ve öplik yapsam burada arkadaşlarım. Hatta öplik yapmadan önce ah bacı demiştim değil mi size? Ah bacı neydi kardeşler? Bir hatırlayalım. Ah eşittir BC. A ile H hipotenüs de yükseklik demek. Yani 5 çarpı H olur burası. Eşittir. B ile C de şu dik kenarlar. 2 kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 10 yapar. Demek ki H 2'ymiş. Şurasını 2 buldum. Peki 2'nin karesi 4. Hatta şuradan yapalım. Mesela şurası 1, şurası da 4 gelecek. Neden hocam? Bak burası 1, 2, küçüğünün kök 5 katı. 2, 4, küçüğünün kök 5 katı. 1 ile 4 diye ayrıldı. Şuradan da bir diklik indiriyorum. 1, burası da 1. 2, burası da 2 geldi. Hadi şuradan da bir Pisagor bağıntısı yapalım dostlarım. Şimdi kök 17'nin karesi 17 eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi 1 artı şuraya x diyelim x kare. 1'i bu tarafa atarsam 16 eşittir x kare. Demek ki x de 4 çıktı. BC'yi soruyormuş. Toplam 6 birim geldi arkadaşlar. Evet Öklit bağıntılarını da bitirdik dostlarım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.